Merhaba arkadaşlar, Açık Size TV'de Ahmet hocamızla beraberiz. 1980 sonrası şiirler. Evet hocam, 1980 sonrası şiir. Burada hemen şu hatırlatmayı yapıyorum. Açık lise öğrencilerimize, arkadaşlarımıza. Sakın yaşa girme. Yok. Yok, girme. ciddiydim. Yok, ciddiydim. Tamam. 1980 sonrası şiirin özelliklerinden. Kesinlikle. Ha, yani mantıklı mı, mantıksız? Açık lisede böyle bir sorunun sorulması mantıksız bence. Ama adamlar özelliklerinden soru sorarlar. Hangisi 1980 sonrası şiirin özelliklerinden biri değildir Ya da? şeklinde veya biridir şeklinde. Şu ana kadar hep değildir sorulmuş. Yani şu özellikleri bilelim arkadaşlar. O yüzden ben özellik yazdım buraya. Bir de 1980 sonrası şiir. Hani edebiyat her şeyden etkilenir diye hocam. Sence 1980'deki o tarihsel arka planı söylesene bana. 1980'de ne var? Darbe var. Darbe var. Darbeden sonra millet içine mi kapanır yoksa daha mı açılır? Hani darbe ya, darbe. Darbe İçine içine kapanır değil mi? kapanır. O zaman edebiyat da etkilenmiştir, şiir de etkilenmiştir. Ki Artık zaten toplum için edebiyat değil. toplumda etkileniyor diye biz Ha, zaten o ha. şeylerden Aynen öyle. bahsetmiştik. Ama burada artık biz işimize kapanacağız. Tekrardan ağır dile, tekrardan sanat sanat içindir anlayışına geri döneceğiz hocam. Evet, tamam mıyız? Hani tarihsel arka plan bizi her zaman etkilemiştir. Etkiliyor. Servet-i Fünun döneminde, Tanzimat'ın ikinci döneminde niye sanat sanat içindi? Çünkü başta Abdülhamit vardı. Burada da şimdi bir darbe var yani. Anlaştık mı hocam? Evet. Yeni imgelerin peşinde koşulduğu bir dönemdir. Bak, imge arayışındalar, gördün mü? İmge demek ağır dil demek değil midir? İmge demek sanat sanat içindir demek değil midir? Evet, Biz böyle imge öğrendik. anahtar kelimesi neredeydi? İkinci İncil'lerde değil İkinci miydi? Sanat yenicilerde. sanat içindi. Hatırlıyor musun? Evet, Aynı birinci yeniciler şiirdi. sanat toplumdu. Ya Sonra ya. karşı olarak sanat Aynen sanat öyle. için. Sadece şiiri ilgilendiren konularla ilgilenmişler. Hocam, siyaset şiire sokulmamıştır. Çünkü Sokamazsın zaten. o dönemde sıkıntı. Aynen öyle. İnsani duyarlılık ve evrensel konular işlenmiştir. Şehir kimliği eserlerde ön plana çıkmıştır. Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Şu ifade önemli hocam. İkinci yenicilerin gibi Aha, hayır değil, hayır. değil mi? Yok yok, hiç alakası yok hocam. İkinci yenicilerde şiirin yapısı bozuk. Bak şimdi şöyle. Şunları beyit, şey, mısra düşün. Tamam mı? İkinci yenici şiiri yazıyorum ben sana. Bu birinci mısra. Sonra çok kısa. İkinci İkinci mısra. mısra. Üçüncü mısra. Dördüncü. Beşinci. Böyle bir şiir oluşturmuşlardır. Aynısını serbest nazımcılar da yapmışlardır. Bak, Nazım Hikmet'in şiiri. Böyle, 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 böyle uzamıştır yani. Anlaştık mı hocam? Evet. Hemen geçelim, biraz daha devam edelim hocam 1980 ile ilgili. Haydar Ergülen'e baktığımızda yalnızlığın verdiği hüznü işlemiştir. Üzgün parklar için şiir, eskiden terzi, üzgün kediler gazeli. İşte bu önemlidir hocam. Açık istedim. Evet, açık istedi, bu önemlidir. Şavkar Altıner İngiliz şiirinden çeviriler yapmıştır. Hocam, soru olarak nadiren de böyle 7-8 sınavda bir gelir. Hiçbir yerde olmamak şiiri Şavkar Altıner'in. Tamam mıyız hocam? Tamamdır hocam. 7-8 sınavda bir sorarlar yani. Çok fazla da değil. Geçiyorum. Bitirelim, 80 Bildim sonrasını geçtim. bitirmiş Evet. oluruz. Evet arkadaşlar, bir dersin sonuna daha geldik. YouTube'da Açık Size TV sayfasına abone olmayı unutmayalım. Yine mi YouTube dedim hocam? Hep diyorum zaten. YouTube'da Açık Size TV sayfasına abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'ta takiplerinizi bekliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.